Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda şu kırmızı defterin şu orta sayfalarında şey çalışmıştım. İşlem hacmi. Özellikle varantı olan, yani çoğunlukla varantı olan tahtaların. Şimdi böyle yapayım ama kendimi küçülteyim madem. Evet, küçülttüm. De şu an kendim donuk vaziyetteyim ha, güzeldi. Şimdi bunlar, bu işlem hacmi merakı nereden başladı? Bu Naci Abal görevden alındıktan sonra 22 Mart, hani yani 22 Mart'ta zaten tabana oturdu hemen hemen her şey, öyle kapandı. 23 Mart'ta yine taban oldu. Bu sefer tabanlar kalktı. Hani saat 10-10'da satmak için sıraya giriyordun. Saat 12'de de almak için sıraya, yani taban olmadı tabi de. Gene bir yukarı gitti yani, mesela Ereğli falan bir gün içi %15 falan yaptı tabandan. Neyse, ben şelale hareketi beklediğim için çok şey yapmamıştım. Meğer piyasa dönmüş. Oradan hani ya dedim, yani bu düşüşten nasıl bu kadar az para kazanıp çıkabilirim falan diye düşünürken işlem hacimleri falan, yani her şey fiyat. Tabii fiyat çok önemli. Yani borsa fiyatın oluştuğu yer. Rayiç, borsada oluşan bütün fiyatlar rayiç fiyattır. Çünkü borsa onun için var. Alıcı ile satıcı sürekli dengede. Yani satışlar şurada yukarıda. Alışlar burada. Şu teklif neydi? Talep ve teklif. Talepler aşağıda, teklifler yukarıda, öyle hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Sürekli dengede. Yani sürekli değişiyor ama sürekli dengede, öyle bir şey var. Yani fiyat her şey, tamam, fiyat önemli. Fiyat önemliyse düştü. Çıktıktan sonra neden düşüyor? Mesela 74'te gezinen Türk Traktör neden 30 küsürlere, 25'lere düştü 2 yıl arayla falan. Sonra şimdi neden 220'lere çıktı ondan sonra? İşte Tüpraş 70'lerde, 80'lerde, 90'larda gezdi. Sonra nasıl birden 100, 110, 140 derken 180, 200'e falan gitti. 220'ye de gitti de o dönem endekste de bir genel ralli vardı yani. Hani endekste ralli genel. BIST 100'ün kademesi yok yani. O anlık oluşuyor. BIST 100 alamıyorsun. Anlık oluşan bir şey. Neyse. Bunlar çıktı işte. Tabi bir ay, hemen hemen bir ay sonra da. Mesela şimdi bu bir önceki mavi defter galiba. Mesela Biotrend'de 1.2 milyar işlem hacmi olmuş. 28 Nisan'da. 29'da 476. Mesela Aydem'de 29 Nisan'da 645. Aslında bunlar süper hacimlerde. Galata Wind. Burada da Biotrend ikisinin toplamı. Mesela Galata Wind'de 381 falan filan bir şeyler yapmışım. Bunlar önemli değil. Önemli olanlar bunlar. Pardon. Mesela Arçelik 122, 162, 235, 183. Şimdi göstermek istediğim şu, mesela 625 olmuş bir de. Aselsan aslında bu videonun amacı, yani ne zaman ucuzdur bir hisse? Ne zaman ucuzdur? Alanı satanı kalmadığı zaman. Yoksa FK'sı 5 diye ucuz değildir hiçbir zaman. Yani ucuzluk, pahalılık piyasayla alakalı bir şey. Yoksa 9'dan 7'ye mesela acemi yatırımcı ya da abi köyden dün geldim ne yapar? 3'ten almaz, 5'ten almaz, 7'den almaz. 9'dan 7'ye düşünce alır. Çünkü ucuzlamıştır o zaman. Halbuki belki aşağıda
Yani satıcılar daha alt fiyatlara razı olmaya devam edecek ve 6'ya düşecek tekrar. Yani paralar girer, paralar çıkar. Buralar böyle. Mesela Aselsan için bu hiçbir şeydi yani. Bak gene bugün bir şey olmuş Aselsan'da da. BİM mesela 182. Bunlar çok, yani şimdi mesela çok komik paralar bunlar. Mesela son şeyi de göstereyim. Yani baştan sonunu göstereyim. Mesela işte Ocak şurada mesela BİM'de bak 715 ortalaması 17 günün. Şurada 22 Aralık 13 Ocak 715 milyon ortalama. Aselsan 1 milyar 220 milyon pardon 1 milyar 20 milyon. Yani buradan buraya gidiyor. Mesela Ereğli'de bulmuş zaten. Ereğli'nin bu endeksi kurtardığı günler. Hani Ereğli'nin koyduğu puanları olması. Burada da şeyler vardı. O defter yanımda değil galiba. Bu turuncu defter. Turuncu defter değilmiş. Mavi defter. Ya da BİM'in 178. Ereğli'nin 1360. Yani 1 milyar 360 milyon. Gara'nın 1697. İşçi TR 237. Koçol 274. Kardemir 708. Sahol 703, Şişe 456, Türksel 244, Türksel gene aynı, hala aynı. Şimdi gene sonunu göstereyim. Mesela 225, yani aradan geçmiş 8 ay kadar. Mesela ne dedim? Şişe 456, 15 Nisan'la 29 Nisan arası. 22 Aralık'la 13 Ocak arası şişe kaç? 1938. Bu bir öncekinde daha da fazla. 3 milyar falandı. Yani nerede hareket orada bereket. Borsa buralar. Hani bugün mesela Tezol'da diyorum ya zaten yatırımcı olmak durumundasınız yani. Yani Tezol'da bu hafta 20 milyonla girip bir hafta sonra 21 milyonla çıkılacağını falan pek sanmıyorum. Mesela Türk Telekom 113 milyon. Tüpraş 297. Tüpraş şu an göremiyorum şuradan. 912. Pardon şöyle görünüyor. 912. Yapı Kredi. Burada Yapı Kredi yazmamışım. Şimdi bu böyle, tamam mı? Bu böyle. BIST 100'de bak 25, 20, 26, 15, 17, 15. BIST 100, burada BIST 30 yokmuş yani. BIST tümde işte 20. O burada da 16 milyar ortalama. Hatta bunların oranları da bir ara bakıyordum da mesela BIST tümün 11.711 bölü 16.294 %72. Yani mesela Aydem'de 645 milyon işlem oluyor. BİM'de ne o? BİM'de 129 yani. Hadi 30 milyon. Fonun 30 milyonunu şuna yatırım desen yatırılmaz. Bak Tüpraş. Tabi bunlar yeni halka arzı hani son derece normal. Yani çok da normal değil. 30 Nisan 28 tam bir aylık 28 Mayıs 17 gün. 17 günün ortalaması 381 milyonmuş. 160, 281, 286. Ereğli bak Garan yani güzel hacim var Garan. Mesela Koçol, pardon bu 1200 olarak gördüm ya. İşçi TR 261, 296. Kardemir 960. Bak Kardemir gene. Kardemir fiyatı neydi acaba ya? Kardemir 5 lira mıydı o zaman? Nisan. Oo. Aman 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 aman. 6-7 liraymış bak. Ama tabii ne dersin burayı geçemedi falan. Hatta buradan hani buradan buraya aslında bayağı acı veriyor. Acı veriyor diye bir şarkı vardı. Onun gibi buradan. Bu şişe cam da böyle hani. Böyle. Şöyle patika gibi çizmiş bir şeyler. Şişe 570, şişede bir canlılık var. Türk Telekom 140, Tüpraş 517, Yapı Kredi 486. Burada Yapı Kredi eklemişim.
BIST 100'ün de bunlara neresi hesaplamamışım, yazmıyor mu? Yazmıyor. Ya önceden BIST'imde 25 milyar oldu mu? O ama hacim olmuş falan diyordum zaten. Tabi bu Temmuz'da falan daha da düştü. De yani sonra düzeldi. Ama tabi düzeleceğine malum da hani. Temmuz'da başka, Aralık'ta bambaşka bir piyasada olunabiliyormuş. Mesela bu önceki bu rally Aralık rally, onu da göreceğiz zaten. Arçelik 172. Şu Arçelik zaten hep böyle. 200, 250, 300 bile olmadı. Hani Arçelik geri alım yaptı. 1,2 milyar TL oldu galiba aldıkları maliyet. Hani 2 nok hani oldu ya, fiyatlar katlandı. Çıkma imkanı yok ki yani bu hacimlerle. Zaten bu tarihte alış yoktu, geri alım. Hani bu fiyatlardan bile çıkma ihtimali pek yok yani 1,2 milyarlık malı. Yani tabi illa mesela diyelim ki taban oldu Arçelik. İlla ki bir alıcılar gelecektir yani. Tabandan mal çekmek iyi bir taktik aslında. 100. Bak 98 milyon işlem hacmi olmuş ki BIST 30 kağıdı. Yani varantı falan. Genelde ben varantı olan kağıtları takip ettim zaten burada mesela. Sadece Türk Telekom 91 milyon. Mayıs'ta sat ve git olmamış az. Belki de olmuş çünkü Mayıs'ta satıp gitmiş. Haziran'da herif dışarıda. Mesela 19 milyar BIST'imde ortalama hacim olmuş. Bu yarım günlük hacim şu an. İşte gitmiş herif yani, işlem de yapmış. Ereğli 456'ya kadar düşmüş. Koçol 220. Yani şu demek bu, hani 500 milyonluk Koçol varsa biraz zor çıkarsın. Ama şimdi mesela kolay çıkarsın. Zaten fiyatlar da arttı. Yani bir de girip çıkmak var, tamam mı? Şey, bir de hani büyük para zor girer, zor hani büyük para kolay girer. Hani ben alıcıyım dedikten sonra herkes verir sana yani. Ama bu sefer ben satıcıyım dersen alıcı bulamayabilirsin. Kolay girer, zor çıkar. O yüzden biraz da Warren Buffett işte yatırımcı işte alıyor tutuyor. Çünkü adam yani Warren Buffett adını biliyorsak adam yani piyasa için küçük birinden tombul parmak olmaya geçebilmiş ve tombul parmakken de dolandırılmamış yani batmamış. Hani adam zaten tombul parmak olmanın gereği, şimdi mesela bu sene işte 6 milyar TL prim üretilmiş Ak Sigorta'da. Hani 6 milyarın hadi 600 milyonunu, hani bir senenin sonunda 1 milyar 200 milyon yapalım. Nerede yapacaksın? Bu sefer çok bölersen, mesela çok böldün. 30, hani 10'a böl. Kaç dedik? 660. 60, 120 oldu. 10 şirketin onu da %100 yapmayacak ya, herhalde bir tanesi falan yapsa. Hani onun katlaması bu sefer de o seni tatmin etmez, diğerlerinden götür. Yani çok bölersen bu sefer de para kazanamazsın. Hani şey diyorlar ya işte, parayı böl, kayba uğrama. O zaman kazanca da uğramıyorsun yani. Kazanç da sağlayamıyorsun ki, matematik ortada yani. Türk Hava Yolları. Gerçi bu 153 yazıyor da bu 1530. Bu buradan kenardan çıkmamış. Tüpraş 454. Türk Telekom 91. Türk Telekom hep böyle ya. İşte bunun da ortalaması 19 milyarmış. Bu açılış kapanış şeyleri BIST 100'ün. Mesela Garan gene 1 milyar ortalama hacim var. 314. Ne bu? Haziran ayı boyunca denilebilir. 24 Haziran'a geldik. Bunu şuradan okuyayım. Haziran'a geldik. 343 Akbank, Arçelik 284, Aselsan 174. Yani aslında ucuzluk buradan belli. Yani ne tıkırtı var, ne sıkırtı var. Ama tekrar gelinmesi lazım. Aselsan da her zaman Aselsan yani. Hani bu şey değil ki. Ne bileyim, Pergamon değil ki. Bu daha Aselsan yani. Haziran ayınca burada. Hani ucuz ama daha 3 ay daha ucuz yani. Bir 36 yılın rallisi oldu da buralara gitti falan. Neyse. Hani buralarda mesela, buraları görme. Buraları sil. Yaz, düşmüş işte falan hani.
düşünce zor çıkar gibi duruyor ama yani borsa bir kademe şey, al gülüm ver gülüm. Şey, böyle parmak güreşi vardı ya, onun gibi kademe aldım verdim. 3 şurada mesela 15-15 kademesinden ver, 15-17'yi sen al. Ya da işte robot kur. Falan filan. Şu mu? Evet bu. BİMAŞ 133 mesela, ucuzluk gene buradan belli. Hani ben mesela Haziran BİMAŞ'a bakalım, hiç tavan fiyatlarda gezdiğini sanmıyorum. Bak mesela bu işte yani. Tabii şimdi biraz daha detaylı. BIST 30'da yüzde kaçını işlem gördüğüne de bakıyorum. BIST 30'un burada. Mesela Garan yine 1 milyar. Burada halka bakmışız. İşçiye TR. Burada da arayan yok soran. İdris Usta USA aklıma geldi şimdi. Arayan yok soranı arayayım. Sağ ol mesela 161 milyon. Tabi ucuz demek yani yaldır yaldır alınacak değil ama ucuz yani hani. Sadece fiyatın yani şuradan şuraya düştü diye ucuz olmuyor bir şey. Buradan sonra tekrar alınmayabilir. Ama bunlar her zaman alıcısı çıkan şeyler. Şey, şirketler mesela Kardemir çıktı yani. Sağol 161, Sasa 625, Şişecam 241. Yani Sasa, bak Sasa'ya bak. Ya bu Sasacılar da hani ya o şeyler, o bak. Nisan Haziran bak buralar. Şişe ne? Yani bu fiyatlar, o testler yapılmış fiyatlar zaten diyorsun. Hani yapılıp hizmete girmiş fiyatlar diyorsun. Öyle bakıyorlar yani. Çok da bir garip ya. Yani asrın aklını veriyorsun aslında ama çok anlayan yok. Türk Hava Yolları 888. 8 şanslı rakam. Şuradan bakayım. Bundan ortalamasını almamışım. Ama mesela şuradan işte 10 milyar 10 milyara çıkan bir 30 hacmi yok. Oradan anlayabiliriz. 27 Temmuz'a geldik. Böyle de defteri değiştirdik. Kırmızı deftere açalım şimdi. Akbank 449, Arçelik 238 yine. Ki burada şey vardı. Bak şurada 2 Temmuz'dan itibaren geri alım başladı. Bir fiyat zıpladı ya geri. Şurası bak. Fiyat bir geri zıpladı. Ama çok bir şey olmamış hacimde. Yani alıcı verici çoğalmamış. Burada Taksim'den isteyecek alıcı verici. BİM mesela 218, Ereğli 686, Fruto 208. Tabi bu işlem hacimleri burada gezerken İşmenkul'ün, niye İşmenkul yazamadım ya? Şimdi iyi yazdım diye de çıkmaz. Ha, çıktı. Pardon. Günahını aldık. Zaten aldığım günahlardan yanacağım galiba ben. Şey, Sırat Köprüsü'nde 5-10 tane köpek dışında kimse şey yapmayacak. Haziran, bu neydi? Temmuz. Pardon, neredeydi ya? Temmuz bitmiş bile. Ya şuralar. Ha, bak zaten, pardon. Şuralar zaten dipmiş hakikaten. Hacimler de düşük. Temmuz'da herkes tatilde herhalde. Ah pardon, yanlış bastım. Ben şu. Şişe mesela hareketlenmiş 663 milyon, iyi bir hacim. Sasa 300'e düşmüş. Ortalama 17 günde mi oluyor bu? Evet, 17 gün. Kardemir 823, güzel hacim. TAV 143, Türk Hava Yolları 703, Türk Telekom 118, Tüpraş 530 mesela. Bunun toplu şeyi de var da onu göstereyim. Ortalama mesela bu Ağustos ayına geldik. Bunun, ha, 19 Ağustos, tamam. Akbank 360, Arçelik 194. Yine Arçelik'te hareket. Yani hareket var da hacimde hareket yok.
Aselsan 215. BİM 195. Bak BİM gene ölü. Ölü piyasa. Frotto 147. Mesela Garan gene 1 milyarın üstünde. Koçol 200. Yani Garan sadece Garanti Bankası değil. Onun bir farkında olmak lazım ama bu tür konular bile yani mücadele, böyle çekişme oluyor. Ben anlamıyorum bu işi ya. Adamlar öğrenmek istemiyorlar herhalde. Orada arkadaşlık, dostluk. Aa canım çok güzel yapmışsın. Aa eline sağlık bebeğim. Koçol 250. Kardemir 488. Ya bunlar akşam bir saatimi falan alıyor işte. O fazla bir şey değil yani. Sasa 367. Şişe 469. Ha bir de ben bunları biliyorum zaten. Daha önce de söyledim mi? Bunları biliyorum ben zaten. Çok bir benim yararıma değil bunların üstünden geçmek. Mesela Türk Hava Yolları 1 milyara ulaşmış. Ama tabii şimdi bu buralarda ne vardı? Bir de zaten 3. çeyrek iyi geçer. Ama tabii hani 3. çeyrek sonuçları açıklanacakken hani Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrek sonuçları iyi gelir zaten demek. O bir zaman sonra şey getiriyor. İşte Ramazan yaklaşıyor, gıda. Gıda ise işte. Ramazan bayramı yaklaşıyor. İşte kent gıda. Gerçi şimdi kervan gıda var ama onun da çikolata işi yok. Çikolata işi olan 463 yapı kredi. Ya eskiden kent gıda daha şeydi hani daha bir piyasası var. Şimdi iyice kurudu. Akbank 385. Arçelik yine 216. Aselsan 257. BİMAŞ 169. Ereğli 619 milyon ortalama hacim. Froto 166. Garan yine bak 1600. İşçiye TR 247. Koçol 218. Kardemir 520. Gene bir ölü sezon. Şurada kendimden göremiyorum. Bu BIST 100 hacmi 13 milyar. Bak BIST 30 hacmi bir 10 milyara ulaşmış. Güzel. Şeyde 19 milyar. Şuradan ben gördüm diyeceğim de. Nasıl göstereceğim şimdi? Ya önemli değil. İşte şok. Migros ortalama hacmi 44. Şok 35. 15 Eylül. Burada 06 yazmışım. Bu 10 olacak. Nedense 07-06 yazmışım. Yapı Kredi 500. Mesela Tüpraş hareketlenmiş. 747 milyon. Hacim var. Türk Hava Yolları 1100 olmuş. Türksel şeyden daha kötü durumda. Arçelik'ten hacim olarak. Hala 200, 300 küsür. 300 olmuyor bile. Hani 20 sene önce bu sahibini dünyanın en zengin 29 mu 39 mu öyle bir şey yapan yani 10 yıl önce bununla işte Telekom amiral gemisi gibi bir şeymiş. Bankalar çakılı durduğu için. Şimdi bankaların fiyatı düşük. O yüzden bankalar daha hareketli. Şişe 590. Şurada arzum var. 36 yazmışım, bırakmışım. Bu da Ekim. Yani Ekim ayı ile beraber bir zaten Ekim Kasım'da piyasa hep yükselirdi. Bu Eylül ayının sonlarıydı galiba hani. Yok çekirdek enflasyondu, yok manşet enflasyondu. İşte ya biz indireceğiz. Bir sürpriz 200 bas puan indirim oldu falan. O gün düştü sonra geri topladı falan. Oradan da bir rally başladı zaten de hani rally başladı demekle başlamıyor. Bak mesela hacimler artmış. Gerçi burada bunu çok kötü taratmışım. Es çok önemli bir şey değil. Şuradan açayım. 600. Akbank 600. Arçelik 226. Bak Aselsan 788 olmuş. Aselsan güzel. Ekim'de hareketlenmiş olması lazım Aselsan'ın bak. Aselsan. Haftalık mı yapsam? Yok. Niye çalışmıyor? 8 Ekim, 3 Kasım bu. 8 Ekim. Ya şu çok da bozmasın istiyorum ha. 3 Kasım'a buraya kadar bak fiyat hareketlenmesi 15'ten 16. Gerçi burada bir acayip bir şey var. Bunu nedir anlamadım. İşte en son Aselsan da katıldı şeye. Rally'e bir zahmet yani.
Ama bir hareket var. Mesela BİM 200 küsürlerden 400 küsürlere gelmiş ortalama hacim. Ereğli 793, Garan 2500 oldu. 2000 hatta 2600, 2,6 milyar. Bak burada mesela 4,5 milyar hacim var. Koçol 401. Bak bütün hepsinin ortalama hacimleri katlanmış. Yani Kardemir, Koçol 200 küsürlerden 402'ye gelmiş. Sahol hariç. Şişe 725. Tesel yine aynı 159. Türk Hava Yolları 1300. Tüpraş 804. Galata Wind 56. Bobet 25. Arzum 16. X-Uyuz buradan ben görüyorum. 19.660 yani. BIST 30 hacmi de 10 milyar ortalamadan 15.880'e gelmiş. XU tüm de 25.000'e gelmiş. Pardon. Ha, şurada mesela bak şurada görüyorsunuz ortalama 40 milyar. Şurada görüyor olmanız lazım. Bu 30. 30.609. XU 100. Ya zaten bu hani rally. Rally şey devam ki gök to the moon. Mesela Akbank 1200 olmuş, Arçelik yine 280. Yani hani ben konuşmuyorum, sayılar konuşuyor. Yani dönüp bu 1200'ü vermenin pek imkanı yok. Ne yapacaklar 1 milyar 200 milyon? Sen bu parayı ne yap? Hani şey yok. Amerika'da geri alım hisse başı karı yükseltiyor. Çünkü paydadaki sayıyı küçültüyor. Yani bir mesela pay var, payda var. Payda küçülürse eşitlik büyür. Yani ilkokul 5 mi? Yok, pardon. 6. 7. sınıf falan. Bak Aselsan 1 milyar olmuş. BİM 400 olmuş. Ereğli 1000 olmuş. Arçelik gene 282. Yani boşa para bağladılar ama yani bu bile işte şey gibi adam akşamdan ders çalıştığı için yazıyor internette geri alım iyi abi yani temettüden daha iyi hatta falan diyor. Yani biraz da bir deneyim etmek lazım yani tecrübe etmek lazım ya bu kadar basit değil ki ya. Hani bilgi çağında böyle bir şey oldu. Hiç bilmediğin bir alanda sunum hazırlayabiliyorsun. Ya böyle iş olmaz yani. Garan 3100 bak 3 milyar olmuş günlük hacim. Yani şey dalga boyu da büyümüştür yani. Kasım'a bakalım. Bak şu pardon. 15 Kasım. Ha burada zaten şey oldu bak. Garan nerede? Yo. Şurada mesela şey tavan açtı, tavan kapadı ama 15 Kasım. Ha bak burasıymış. Pardon. Ben buralarda bakıyorum. Sadece 172 milyon hacim oldu. Ertesi gün 4 milyar. Ya burada şey oldu işte. Kimse satmadı. Sadece 172 tavan açtı, tavan kapadı. Sadece 172 milyar. Ama ona rağmen bak hacim 21.8'den 33.5'e gelmiş. Ya buna da mesela bir dünküyle aynı hacim olsa bu 35'e gelecek yani. Zaten bir sonraki mesela şurada 50 milyar olmuş. Şurada 62 milyar XU tüm olmuş. Burada unutmuşum bunları yazmayı ondan yok. Ama burada tabii 16'ya böldüm. Mesela bunu 15'e böldüm Ford'u mesela. Şuradan kendimi kaldırayım. Ford 558, Tofaş 332, Galata Wind 514. Pardon 51.6 pardon. Arzum 10.7. Yani Arzum'un 16'dan 10'a düşmüş ortalama hacmi. Fiyatı da değişmemiştir fazla. Yani biraz hacimli. Ama bir de ezber bir şey var hani hacimli geçilirse falan diyor. Bakıyorum aynı hacimli geçmiş ama hacimli. Yani zaten yani zirveye gelmiş. Zirve fiyatını üçte bir hacimle geçemez ki. Yani çok mantıksız olur yani. İşte Koçol bak 651 olmuş. Petkim bile 2,5 milyar. Arzum 2 aman Arçelik 2,282. Yani burada biraz düşünmek lazım. Türk Hava Yolları 2,5 milyar olmuş. Türk Telekom hala 204. Ondan sonra diyorlar ki Türk Telekom niye gitmiyor? Oyuncu yok tahtada. O yüzden gitmiyor olabilir. Bak mesela asıl şey rally.
Büyük gün 17 Aralık. Şey tabii hani Borsa İstanbul için 17 Aralık. Büyük gün. 1400 bak Akbank'ın ortalaması 1474. Arçelik'in yine 296 yani 17 Aralık'ta bile bir önceki günle aynı hemen hemen. Yani bu Arçelik tahtasında bir şey var ya. Aselsan da aynı. Abim de aynı. Bir de şey oldu dalga bu. Yani fiyat boyu yüksek. Mesela şu. BİM mesela. Zaten hep şöyle bir şey oldu. Bütün tahtalarda. Tavana giderken tabana gittiği için. Gerçi burada da hiç tavana gitmiyormuş da. Bayağı uzun barlar oluştu ama fiyat aynı. Yani şöyle bakarsak mesela XU30 50,5 milyar, 50 milyar 500, 62. Aslında ya bir de tabii şey oldu hani devre kesti ya bir yarım saat durdu sonra bir yarım saat gene durdu diye hatırlıyorum. Öyle de bir açıldı kapandı falan bir şeyler oldu. Mesela Garan 7 milyar olmuş ama ertesi gün bu tür şeyler de ertesi gün çok önemli zaten. Ben öyle gördüm. Şişe mesela orada ben mesela 6,5 milyar hacim olmuş. Ya burada aslında yavaş yavaş satmam lazımdı ya. Burada ben hatta şeyden uyanmam lazımdı hani. Mesela bunu da hiç unutmayacağım. Şubat vadeliler tavan olmuştu yani. Vadeliler tavan olmuştu. Oradan benim ufak ufak göze basmadan uzamam lazımdı. Çünkü ben de o SSIJ garanti vardı galiba. 15 bin falan yatırmıştım. İşte 28 falan olmuştu kâr zarar durumu artık. Portföy büyüklüğüne. Ya bir daha öyle bir şey gelir mi? Gelmez. Aslında bu kırmızı defterin videosunda onu çalışmıştım. Ayrı video yapmadım. Fıpraş varantına yaptım da şişe varantına yapmadım. Orada göstereceğim. Hani aslında 15 gün taşıdıysam mesela varantı. 15 günde 15 kere ya buradan sonra dönecek galiba diyebileceğim şeyler varmış. Biraz da cahil cesareti. Mesela Türkcell yine 360 yeri. Çok mesela şişe 3 milyar olmuş hacim. Ortalama hacim. TE'ye 3 milyar gene. Mesela Türk Telekom yine 447. Arzum yine 18. Arzum'da da bir değişiklik yok. Pegasus 506 bu da GİMAT. Bu halka çıktı, kotasyon aldılar. Tezol 129. Aslında güzel bir hacim Tezol için. Bu da işte 15-17 Aralık sonrası borsa. Mesela Arçelik yine 250. Bence çok garip ya. Hani çok irdelenmesi gereken bir şey. Hani sonunu merak ediyorum. Yoksa hani şeye batmaz yani. Arçelik'e 1,2 milyar yani. Yakıp ısınsan şeydeki gibi o Dark Knight'taki gibi parayı yaksan bir şey yani Arçeli'ye çok dokunmaz ama sonunu merak ediyorum yani takipçisi olacağım diyorlar ya Ereğli bak mesela 2,5 milyar Garan 2 o da 2, 2600 Koçol 500 Kardemir 2421 Petkim 1060 Sağol 412. Bak şişe 1938'e düşmüş. Turkcell yine 225. Dilim damağım kurudu ya. Türk Hava Yolları 2709. Türk Telekom 321. Mesela Arzum yine 8,8. Gittikçe düşüyor ortalamalar. Aslında bu ucuz demek ama alıp beklersen ucuz. Mesela Tüpraş 912. Önceki neydi? 1035. Başta ortalama hacimlerde sıkıntı yok. Mesela Pegasus 218 bayağı düşmüş aslında. Sasa 1286 bayağı güzel hacim. Şurada mesela ortalama mesela Tüpraş 950 bin. Burada da 1000, 950, 900, 1050, 704, 604, 500, 603. Bu devam ettiği için bu ortalaması yok tabi de. Mesela şişede hacimler bayağı düştü ama Türk Hava Yolları'nda bayağı yükseldi.
4200, 2700, 3100, 3100, 5500, 3900, yani 4000. Bu da 4000. Bu 6000, 5800 baya güzel hacim. Bugün kaç oldu ya? Bugün bir dakika bakmam lazım. 3034. Bir de şey var, orayı ben onu ben taratmamış mıyım? Ha, bu da sıralı listesi. Mesela 30 Nisan bu Mayıs ayı işte. 160, 172, 284, 238 böyle gidiyor. Şu da son hacimler ortalama. Saul 412, şişe 1900, TSR. Bir de şu var. BIST 30'da Tüpraş'ın yüzdesi. %2,5. Burada mesela %18 yaptı. Cuma günü. Perşembe günü %24. Yani neredeyse dörtte bir yani. Hani yuvarlak hesap. 30 kağıdın dörtte bir hacmi bir tane kağıttı Türk Hava Yolları'nın. Yani bu da mesela son, bunun da sonunu merak ediyorum. İnşallah yukarı kopar. Yani nerede hareket orada bereket mesela. %10 mesela Garan hacmi %12'lerden %5'lere düşmüş falan. %3,5. Şişe. Gerçi şişe hiçbir zaman %10'u geçmedi galiba. Mesela şu çok garip yani %25.